Kaydı başladı. Önce kaydı başlattım. Şimdi başlıyoruz. En son Abdülaziz'den bahsetmiştik. Onu tekrar söylemek istiyorum. Şöyle yapacağız. Değerli öğrencilerim, biz Değerli öğrencilerim, biz en son ikinci Abdülhamit'te kalmıştık ama Abdülaziz'den alarak devam edelim. Hazırlığımızı yapalım. Osmanlı dağılma dönemi Abdüller devri deniyor. Abdülmah diyeceğiz. Çünkü Abdülmecid, Abdülaziz ve Abdülhamit. Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamit. Bu şekilde bir şifreleme var. Abdülaziz ile başlıyoruz. Sultan Abdülaziz yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahı değil tabii ki. Yurt dışına çıkan çok kişi var. Mesela Viyana'ya doğru gidenler de var. Ama seyahat amaçlı ilk çıkan diyebiliriz kendisine. 32. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz 1862'de ilk bilim dergisi Mecmuai Fünun Münih Paşa tarafından çıkartılıyor demiştik. Şinasi Tercüman Ahvel'den ayrıldıktan sonra Tasvir-i Efkar gazetesini 1862'de yayın hayatına başlıyor. Daha sonra Namık Kemal Avrupa'ya gidince Recaizade Mahmut Ekrem'e gazete yönetimini vermiş. Tasvir-i Efkar'da 1925'e kadar devam ediyor. Sultan Abdülaziz'in Sadrazamı Yusuf Kamil Paşa ve eşi Zeynep Hanım tarafından ilk özel hastane Zeynep Kamil Hastanesi açılıyor. O da Üsküdar'da. Ümraniye de Üsküdar'da. Keçizade Fuat Paşa'nın gayretleriyle İngiliz Fransız sermayesi eklenerek ilk Osmanlı Devlet Bankası Bankı Osmanişane Bankı Şahane-i Osmani açılıyor sevgili öğrencilerim. Onun sıralaması şöyleydi. 1847'de Bankı Dersaadet açılıyordu. Bankı Dersaadet bu gavur şeyle azınlıkların açtığı bir banka. Yani Galata bankerlerinin 1856'da açılan banka Bankı Osmani. Bankı Osmani. Bu banka ise yabancı sermayeli, İngiliz, Fransız sermayeli ve darphane yetkisi olan bir banka. Bu bankanın da darphane yetkisi var. Tamam. 1863 yılında 1863'te Bankı Şahane-i Osmani'yi Bankı Şahane-i Osmani. Bu banka Osmanlı'nın ilk devlet bankası. İlk Osmanlı devlet bankasıdır bu. Bankı Şahane-i Osmani. 1870'te memleket sandıkları açılıyordu. Memleket sandıkları. Sonra 1888'de Ziraat Bankası. Ziraat Bankası açılıyordu 1888'de. 1906 yılında Milli İtibar Bankası, Milli İtibar Bankası açılıyordu ve bu banka 1917'de iflas ediyordu. 1917'de iflas ediyordu. O zaman Osmanlı'dan bize kalan tek banka hangisi? Ziraat Bankası Osmanlı'dan bize kalan tek bankaydı. Bunu da bu şekilde tekrar etmiş olduk. 1863 yılında Robert Koleji açılıyor. Robert Sultanisi. Osmanlı Devleti'nde ilk açılan sultani bu. Daha sonra 1868'de Galatasaray açılacak. 1863'te Chris Hamilton ve Christopher Robert tarafından Robert Sultanisi kurulmuş ve öğrencilere eğitime vermeye başlamış 4 öğrenciyle. 1864'te Teşkilat-ı Vilayet Nizamnamesi, vilayet nizamnamelerine göre eyaletler vilayete, sancaklar livaya çevrilmiş. 1864 yılında Osmanlı'da ilk basın kanunu çıkıyor. Bu önemliydi, yıldız koymuştuk. Sultan Abdülaziz döneminde basın kanunu çıkmış ve Abdülaziz ilk yurt dışı seyahatine çıkıyor. Burada Şekerahmet Paşa portresini yapıyor Sultan Abdülaziz'in. Sultan Abdülaziz'in gittiği o saltanat vagonu Koç Sanayi Müzesi'nde bulunuyor demiştik. İlk yurt dışına çıkan Abdülaziz Avrupa'daki sanayi inkılabının değişen teknolojisini görmüş ve Osmanlı'ya uygulamaya çalışmış. Bir de şu vardı, 1868'de bayağı bir çalışma vardı.
Orada Divan-ı Ahkam-ı Adliye, denilen Divan-ı Ahkam-ı Adliye, uzun ismi olan Yargıtay demiştim. Yargıtay, Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Divan-ı Şura. Divan-ı Şura neydi? Danıştay. Daha sonra Divan-ı Muhasebat. Divan-ı Muhasebat. Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Yargıtay, Divan-ı Şura, Danıştay, Divan-ı Muhasebat, bu da Sayıştay. Demek ki bunların hepsi Abdülaziz döneminde açılmış. Uzun ismi olan Yargıtay, Divan-ı Şura, Danıştay, zaten muhasebat, muhasebe saymaktan gelir. Sayıştay. 1868'de açılmış Sultan Abdülaziz döneminde. 1868 önemli bir tarih. Çünkü 1868'de bir şey daha açılıyor. O da Hilal-ı Ahmer Cemiyeti. Hilal-ı Ahmer. Hilal-ı Ahmer ne demektir? Hilal-ı Ahmer Kızılay demek. Kızılay. Hilal-ı Ahmer Cemiyeti de 1868'de açılır. Kızılay'ın ilk başkanı kimdir? Kızılay'ın ilk başkanı hemen söylüyoruz. Marco Paşa'dır. Marco Paşa. Kızılay'ın ilk başkanı Marco Paşa'dır. Kızılay'ın ilk başkanı Marco Paşa. Çok değerli öğrencilerim, 1869 yılında da Süveyş Kanalı'nın açıldığını söylemiştik. Toprak Osmanlı'nın olsa da açanlar İngiliz, Fransız. 2,5 milyon işçi çalışmış, 125 bin işçi çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmiş. 1870'te Mahmud Nedim Paşa'nın ısrarıyla Sultan Abdülaziz bir ferman yayınlayarak Bulgar Kilisesi'ni ayırıyordu. 1870'te Darül Muallimat açılır. Daha önceden Darül Muallim'i görmüştük. Sultan Abdülmecit döneminde Darül Muallimat'ta Abdülaziz döneminde kız öğretmen okuluydu. Kız öğretmen okulu Darül Muallimat. Kanunların yayınlamak amacıyla Dustur, Sicili Kavani'nin adlı bir gazete çıkartılıyor. İtalya ve Almanya Birliği'ni Abdülaziz döneminde sağlıyor. Theodor Kasap, gölge etme başına isyan istemem senden diye, geçen hafta göstermiştim Diyojen'e, gölge etme başka ihsan istemem senden başlığı vardı. İlk resim sergisini Sultanahmet'te açan kimdi? Kültür Uygarlık'ta da görmüştük. Şekerahmet Paşa. Karpuz dilimi, üzümlü natürmort, hayat ağacı, ağaçlar arasında karaca, manolya, meyveler ve manolya, talim yapan erler, manzaralı tepe, tepe üzerindeki kale, çingenelerin molası pusudaki zeybekler, zeybeklerin ölümü adlı tablosu da kayıptı. 1873'te öksüz ve yetimlere eğitim verecek olan Darüşşafaka, bugün de var, açılmış. Darüşşafaka şefkat yuvası demektir. 1873'te vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal, Kırım Savaşı'nı anlattığı Vatan Yavuz Silistre eseri ilk defa Osmanlı'da oynanıyordu. Şunu tekrar hatırlayalım. İlk yazılan tiyatro eserimiz, Şinasi'nin şair evlenmesi. İlk yazılan tiyatro eseri Şinasi'nin şair evlenmesidir. Ama ilk oynanan tiyatro eseri ise neymiş? Vatan Vatan yok. Yavuz Silistre. Teşekkür ediyorum anneciğim. İlk oynanan Vatan Yavuz Silistre'ymiş. Onu da Namık Kemal. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, benim biyolojik babam Ali Rıza Efendi, ruhi babam Namık Kemal, fikri babam Ziya Gökalp'tir diyor. Çok önemli. Zaten atamızın Kemal adını Namık Kemal'den aldığında söylemiştim defalarca. Matematik öğretmeni vermişti Selanik Askeri Rüştiyesi'nde ortaokulda. O zaman da Namık Kemal bayağı ünlü biriydi yani. Namık Kemal'den dolayı da Kemal adını verdiğini söylemeliyim. Vatan şairidir zaten kendisi. Vatan şairi. 1875'te Balkan Buhranı Panslavist politikayla başlıyor. Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla aşar vergisini arttırıyor. Bu karar Hersek'te Sırp çiftçilerin ayaklanmasına neden oluyor. 1878'e kadar sürecek olan ayaklanma kısa zamanda tüm Balkan şehirlerine yayılıyor.
Osmanlı kaynaklarında bu olay Büyük Doğu Buhranı olarak geçiyor. Rusya panslavist politikasını arttırmış, Bulgar komitacılara ve Sırplara ekonomik destek vermeye başlamış. 1876'da Rusya Karadağ ile anlaşarak Osmanlı'ya savaş açmaya karar vermiş. Değerli öğrencilerim, bu olaydan sonra 2. Mahmut zamanında Avrupa'ya gönderilen öğrenciler Jön Türkler olarak geliyorlar. Jön Türkler, Jön Türkler olarak geliyorlar. Bu Jön Türkler diyorlar ki Abdülaziz'e, Jön Türkler Abdülaziz'e diyorlar ki efendim diyorlar biz bir meclis açalım, bir anayasa yazalım. Oradan bunları kurtarırız. Yani devletten ayrılmalarını engelleriz diyor. Abdülaziz de diyor ki kardeşim elimizi verdik Tanzimat Fermanı'yla, ıslahat fermanıyla kolumuzu verdik. Ben vücudumuzu vermek istemiyorum. Buna karşıyım diyor. Sonra bir komployla adamı indiriyorlar. Sultan Abdülaziz'i indiriyorlar. Yerine 5. Murat'ı çıkartıyorlar. 5. Murat. 5. Murat tahta çıkıyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Sultan Abdülaziz evinde iki bileği kesilmiş ölü bulunuyor. Adamı önce intihar etti dediler. Sonra suikastle öldürüldü dediler. Dönemin FETÖ'cüleri tarafından öldürüldü dediler. Böyle şeylerle 5. Murat döneminde Sultan Abdülaziz'in hayatı kaybettiğini söyleyebiliriz. Yani Balkan Buhranı 1875'te çıkıyor. Panslavist politikaya gaza basıyor. Rusya. O sırada ölüyor işte Abdülaziz. Sultan Abdülaziz Avrupa'yı da gördü. Orada Elize ve Versay saraylarını gördüğü için gelince saray yaptırdı. Çırağan Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırdığını söylemiştik. Bunları yapan Balyan ailesiydi. Hatırlarsınız. Sarkis Balyan, Karabet Balyan, Kirkor Balyan diye bir Ermeni aile vardı. Balyan ailesiydi. Bir de o Avrupa'ya gidişinde şunu gördü Sultan Abdülaziz. Donanma mükemmel. Dünyanın bir numaralı donanması İngiliz donanması. İkincisi Fransız. Üçüncüsü Rus donanması. O İngiliz donanmasını gördü, borç para aldı ve bu borç para alışından sonra da üçüncü büyük donanmayı inşa ettirdi aslında Sultan Abdülaziz. Ama ikinci Abdülhamit onu kızağa çektirdi Haliç'e. Çürümeye terk edildi deniyor ya işte. Beşinci Murat'a geldik değerli öğrencilerim. Beşinci Murat piyano çalan bir padişah. Otistik olduğu anlaşılıyor. Bunun tahta kalma süresi 93 gün ve Osmanlı tarihinde 36 padişahtan en kısa süre tahta kalan padişah. İkinci sırada Deli Mustafa var. Yani birinci Mustafa var. O Mustafa da 96 gün kalmıştı. Bu 93 gün. Ve 5. Murat 93 gün sonra tahttan indiriliyor. Çünkü agresif tavırları var. Adama şeyi bile yapamamışlar. Kılıç alayını bile yapamamışlar. Sonra adamı tahttan indiriyorlar 2. Abdülhamit'e. 5. Murat tahttayken şehzade olan 2. Abdülhamit olacak olan Abdülhamit şehzadeye gidiyorlar. Jön Türkler diyorlar ki efendim sen tahta çıksan kabul eder misin? Yani kanun esası yazar mısın falan. O da yazarım diyor. Yeter ki tahta çıkayım diyor. Ve 2. Abdülhamit'i hemen tahta çıkartıyorlar. 5. Murat akıllı olmuş olsaydı 30 yıl kalmış olsaydı 2. Abdülhamit geçemiyor. Evet, böyle enteresan bir durum var. İkinci Abdülhamit şu anda her cuma TRT1'de Payitaht adıyla yayınlanıyor zaten. Marifperver olarak bilinir. Gerçekten de ikinci Abdülhamit eğitimsever bir adam ve çok önemli okullar açmış. Hem tıp okulları açıyor, hem askeri okullar açıyor. İşte ortaokullar, liseler açılıyor ki Kurtuluş Savaşı'mızı gerçekleştiren o müthiş Allah rahmet eylesin ünlü komutanlarımızın yetişmesine sebep oluyor. Mustafa Kemal, Nuri Jonker, Süleyman Hilmi, Sapancalı Hakkı, ondan sonra Süleyman Askeri Bey, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Veli, Ali Fuat Cebesoy, İsmet Paşa, Sakallı Nurettin Paşa, bunlar müthiş komutanlarımız. Onların yetişmelerine sebep oluyor bu okullar. İkinci Abdülhamit'e bu nedenle marifperver, perver sever demektir. Marif eğitim sever. İkinci Abdülhamit önce tahta çıkışında katkısı olan Mithat Paşa'yı sadrazam yapıyor. Ve verdiği taahhütün gereği 1876'da ilk Osmanlı Anayasası olan Kanun-ı Esasiye'yi hazırlatıyor. Mithat Paşa başkanlığı bir kurum tarafından Kanun-ı Esasiye, Prusya ve Belçika anayasaları örnek alınarak hazırlatılıyor sevgili öğrencilerim.
119 maddeden oluşuyor bu kanun esasiye. Türk tarihinin ve Osmanlı tarihinin ilk anayasasıdır. Gelişmesi şöyle. İlk anayasal belge Tanzimat Fermanı bildiğiniz gibi. Tanzimat Fermanı. İkincisi Islahat Fermanı. Islahat Fermanı. Ve şimdi de kanun esasiye. Kanuni esasiye. Aslında bu şu demektir. Kanun esasiye olumlu bir şey de. Tanzimat Fermanı'nda el veriyor. Islahat Fermanı'nda kol veriyor Osmanlı. Kanun-ı Esasiye de tamamıyla vücudu veriyor. Vücudu veriyor. Azınlıklar açısından söylüyorum. Kanun-ı Esasiye tersane konferansı sırasında ilan edilecek. Bu çok önemli bir soru. Tersane konferansı niye toplanıyor? Hani Abdülaziz'de Balkan buhranı vardı ya, işte o Balkan buhranı nedeniyle tersanede bir konferans talep ediyor Rusya. İkinci Abdülhamit de gelin bir görüşelim diyor ve tersanede konferans düzenleniyor. Bakın Abdülaziz döneminde ortaya çıkan Bulgar isyanı, işte o Hersek'teki çiftçileri ayaklanmıştı. Avrupalılar da destek verince İngiltere'nin öncülüğünde İstanbul'da bir konferans toplanıyor. 23 Aralık 1876'da toplanan konferansta Prusya, İngiltere, Rusya, Fransa ve Osmanlı Devleti katılıyor. 29 gün süren konferansta İngiliz baş delegesinin Sırbistan ve Karadağ için bağımsızlık, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te özellik verilmesi teklifini reddedince ve son gün 101 fare top atışıyla 101 fare top atışıyla kanun esasiye ilan ediliyor. Bu tersane konferansının son günü. Hatta bu konferansa katılanlar diyor ki bu ses ne, bu kadar gümbürtü ne? Abdülhamit de diyor ki bu siz bağımsızlık istiyorsunuz ama biz adamlara diyor haklar veriyoruz. Sizin diyor bir şey söylemeye hakkınız yok diyor. Ve konferans dağılıyor. 3 ay sonra da Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecek. Demek ki kanun esasiye nerede yayınlanmış? Yani ilan edilmiş. Tersane konferansında. Bu güzel bir soru. Hatta benim de soru bankamda bu soruyu görebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, kanun esasiye ne demektir? Esas kanun demektir. Yani temel kanun demektir. Devletin temel kanunu. Türk tarihinin ilk anayasası kanun esasiye Mithat Paşa başkanlığında Cevdet Paşa, Namık Kemal, Server Paşa, Ohannes Efendi'nin de bulunduğu 28 kişilik Cemiyeti Mahsusu adında bir encümen tarafından hazırlanıyor. 119 maddeden oluşan anayasanın ilk 5 maddesi padişahın haklarını tanımlıyor. Maddeleri şu. Devlet-i Âli Osman bir monarşidir. Devlet-i Âli Osman, Osmanoğlu Hanedanı'ndan Ekber ve Erşat yönetir. Devlet-i Âli Osman'ın başkenti Dersaadet'tir, dili Türkçedir, Osmanlı Türkçesidir ve Devlet-i Âli Osman'ın dini İslam'dır. Devlet-i Âli Osman'da yaşayan herkes vatandaştır. Osmanlı vatandaşlarını Meclis-i Umumiye temsil eder. Yani genel meclis. Meclis-i Umumiye çift kanatlıdır. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan'dan oluşur. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan'dan oluşur. Meclis-i Mebusan 4 yıllığına halk arasından vergi verenler tarafından seçilir. Bak halk olacak, vergi veriyor olacak seçenlerde. Meclis-i Ayan üyeleri yani Zenginler Kulübü Meclis-i Ayan üyeleri ömür boyu görevde kalır ve padişah tarafından atanır. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan'ın üzerinde heyet-i vukala vardır. Heyet-i vukala vardır. Heyet-i vukala yani bakanlar kurulu. Heyet-i vukala padişaha karşı sorumludur. Padişah en üstte. Padişaha karşı sorumlu. Padişah istediği zaman meclisi açar kapar. İstediği zaman herkesi tutuklayabilir, sürgüne gönderebilir. Padişah yayınlar istediği zaman kanunları. Yani yine yetki padişah da olmuş oluyor. Değerli öğrencilerim, Meclis-i Mebusan'ın ilk başkanı Ahmet Vefik Paşa'dır. Hatırlamışsınızdır Ahmet Vefik Paşa'yı, Bursa Belediye Tiyatrosu'ndan. Server Paşa ise Meclis-i Aya'nın ilk başkanıdır. Onu unutmayalım. Padişah sürgüne gönderme ve görevden alma yetkileri padişaha aittir. Yargı bağımsızdır diyor. Kanun esasiyede belirlenmiş bazı temel haklar ve hürriyetler de var. Vatandaşlık hakkı, kişi özgürlüğü, kişi güvenliği, dilekçe hakkı.
Osmanlı tarihinde dilekçe hakkı ilk defa bu anayasada var. Eşitlik, işkence yasağı, basın hürriyeti, ibadet hürriyeti, toplantı gösteri hakkı, şirket kurma hakkı, konut dokunulmazlığı, öğrenim hürriyeti, kanun hakim güvencesi. Evet, kanun esasında belirtilmiş haklar. Değerli öğrencilerim, Meclis-i Umumiye yani Genel Meclis 2. Abdülhamit tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda 69 Müslüman, 46 gayrimüslim toplam 115 milletvekiliyle açılmış. Ayan Meclis üye sayısı 26. Meclis Mebusan Başkanı Ahmet Vefik Paşa, Meclis-i Ayan'ın Başkanı Şerver Paşa'dır. Meclisin çalışmaya başlamasından kısa süre sonra 1877'de Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Bu tersane konferansından sonuç alamayınca savaş sırasında millet temsilcilerin hükümeti eleştirmeleri ve sert çıkışları karşısında heyet Mebusan 28 Haziran 77'de 2. Abdülhamit tarafından dağıtıldı. Zaten adamın anayasal hakkı meclisi istediği zaman açıp kapatıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Meclise ayan açık ama meclisi Mebusan kapalı. İşte 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan dolayı bu meclisi Mebusan kapatılıyor. 30 yıl kapalı. 30 yıl kapalı meclisi Mebusan. 1909'a kadar kanun esası askıya alındı. Bu 30 yıllık süreye istibdat dönemi deniliyor. Bu dönemde bazı sözcükler de yasaklanıyor. İhtilal, istibdat, inkılap, parlamento, oligarşi, cemiyet, cumhuriyet, diktatör, sansürcü, meclisi mebusan, mutlakiyet gibi kelimeler yasaklanıyor. Değerli öğrencilerim, 93 Harbi niye çıktı? 93 Harbi, Rusların panslavist politikası sonrasında Balkan devletlerine bağımsızlık verilmesini isteyince 93 Harbi çıktı. Şimdi haritamızı şöyle bir çizdik. Şöyle haritamızı çizdik sevgili öğrencilerim. Şimdi bu Ruslar nereden saldırdı bize? Bir buradan saldırdılar. Doğu tarafından bir de buradan saldırdılar batı tarafından. Burada Kafkasya cephesi var, burada da Tuna cephesi var. Tuna. Bu bölgede Gazi Muhtar Paşa var. Gazi Muhtar Paşa. Bu bölgede de Gazi Osman Paşa var. Gazi Muhtar Paşa ve Gazi Osman Paşa. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Rumi takvime göre 1293'te gerçekleştiği için 93 Harbi deniyor. 93 Harbi. Yoksa 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Aslı budur. Ama 1293 deniyor. O nedenle 2. Abdülhamit, Rus Çarı 2. Alexander döneminde başlayan Osmanlı-Rus Savaşı Rumi takvime göre 1293'e denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Savaş Tuna yani Batı ve Kafkasya Doğu olmak üzere iki cephede devam etmiştir. Kafkasya cephesinde Mihail Nikolovich komutasında Kafkaslar'da saldıran Rus orduları Gazi Ahmet Muhtar Paşa komutasındaki Türk ordusu Ruslara karşı mücadele etti. Kars'ı ele geçiren Rus orduları Erzurum'a yönelince Aziziye tabyalarında görev alan biliyorsunuz Nene Hatun var. Nene Hatun Aziziye tabyalarında görev aldı. Rusya Erzurum'u aldı. 1955'te Rus kadınlar, pardon, 1955'te Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçildi. Nene Hatun ilk kişi zaten yılın annesi seçilen. Nene Hatun'un adı Nene'dir. Yani nene yaşlı anlamında söylemiyoruz. 18 yaşındayken de neneydi. Nene Hatun 93 Harbi'nde yer alır. Onu da unutmayalım sevgili öğrencilerim. Tuna cephesinde şanı büyük Osman Paşa vardır. Ruslar Romen ve Bulgarların desteği Tuna Nehri'ne geçiyorlar. Osmanlı topraklarına giriyorlar. Rus birlikleri stratejik açıdan büyük önem verdikleri Şipka geçidini ele geçirdiler. Osmanlı birlikleri Şipka geçidini geri almak saldırıya geçti ama Süleyman Hüsnü Paşa komutasındaki Türk birlikleri Şipka'da Rusları yenilgiye uğrattı. Sonra Şıpka galibiyeti iyi geldi bize ama Pelemle Kalesi komutanı Gazi Osman Paşa 145 gün kahramanca kaleyi savunmasına rağmen başarılı olamadı. Hızla ilerleyen Rus orduları Meriç Nehri'ne geçti.
20 Ocak 1878'de Edirne düştü. Ruslar Silivri'yi de alarak Ayastefenos'a Yeşilköy'e kadar ilerlediler. Osmanlı barış istemek zorunda kaldı. Maalesef adamlar nereye kadar gelmiş? Adamlar Yeşilköy'e kadar gelmiş. Yani bugünkü Atatürk Havaalanı'nın olduğu yere kadar gelmiş. Osman Paşa 1832'de Tokat'ta doğuyor. Kara Harp Okulu'nun 20 yaşında ikincilikle bitiriyor. Atamızın da çok değer verdiği, saygı duyduğu komutanlardan bir tanesi Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa Üniversitesi de var Tokat'ta bildiğiniz gibi. Teremle Marşı ona yazılmıştır. Gazi Osman Paşa'nın adını taşıyan işte Gazi Mahallesi İstanbul'da Gazi Osman Paşa, o Gazi Osman Paşa işte Pelevne Marşı. Şanı büyük Osman Paşa Pelevne'den çıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Pelevne'den çıkmam diyor. İşte Gazi Osman Paşa çok mücadele verdi ancak ne oldu? Kaybetti Pelevne Kalesi'ni. O kadar çok saygı duymuşlar ki Ruslar. Normalde esir komutanların kılıçları alınır. Ama Osman Paşa'nın kılıcı alınmamış. Evet, almamış Ruslar. Sağ olsun. Hani o anlık sağ olsun. Değerli öğrencilerim, 1878 Ayastefanos Anlaşması'na devam ediyoruz. 1878 Ayastefanos yani Yeşilköy Anlaşması. Adamlar yani Ruslar geldiler şimdi. Yeşilköy'e kadar geldiler desin. 93 harbi 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sonuçlandı. Rus ordusu batıda Yeşilköy'e, doğudan da Erzurum'a kadar ilerlemişti. Osmanlı İmparatorluğu barış istiyor. Rus orduları başkomutanı Nikolay kabul etti. 3 Mart 1878'de Yeşilköy semtinde bir anlaşma imzalandı. Yani adamlar o kadar telaşa getirdi ki bu işi. Ayastefenos Yeşilköy Anlaşması'nda Sırbistan, Karadağ, Romanya tam bağımsız. Büyük Bulgaristan Prensliği kurulacak. Prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye çıkıyor. Trakya'dan Arnavutluğa kadar uzanıyor. Bosna Hersek iç işlerinde bağımsız olacak. Kars, Ardahan, Artvin, Batum, Doğu Bayazıt, Eleşkit Rusya'ya veriliyor. Teselya Yunanistan'a bırakılacak. Girit ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak. Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödeyecek. Bu anlaşmayla Rusya'nın Balkanlarda tamamen hakim olduğunu görüyoruz. Bu zaten başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler de rahatsız ediyor. Çünkü Rusya boğazlardan inemiyor ama Bulgaristan üzerinden aşağıya salınıyor Ege Denizi'ne. Rusların Bulgaristan yoluyla sıcak denizlere inmeleri, İngiltere'nin Hindistan sömürgelerine ulaşması ve Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i almasına engel oluşturuyor. İşte bu nedenle de Osmanlı bu tepkilerden yararlanarak İngiltere ile temasa geçiyor. Kıbrıs'ı İngiliz yönetimine verme koşuluyla yardım alacağını, vereceğini taahhüt ediyor İngiltere. Ve İngiltere Kıbrıs yönetimini ele geçirince Rusya'ya tepki resmi olarak diyorlar ki bu anlaşmayı iptal et, biz tanımıyoruz bu anlaşmayı diyorlar. Rusya tepkiler karşısında sessiz kalıyor ve anlaşmayı yürürlüğe koymuyor. İşte o Türk tarihinde ölü doğan bir anlaşma bu. Ölü doğan anlaşmadır. Bir de ikinci ölü doğan anlaşma var deniyor. O da Serv. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Serv'i Türk milleti öldürdü. Yani Serv ölü doğmadı ama Serv doğan bir anlaşma. Ama Serv'i öldüren Türk milletidir. Kuvayi Milliye ile yaptığı Kurtuluş Savaşı'yla Serv'i Türk milleti öldürmüştür. Geçersiz kılmıştır. Ha, geçersiz olan imzalanmış ama geçersiz kılınan iki anlaşma var. Biri Ayastefanos, biri de Serv. Değerli öğrencilerim, bu anlaşma sonrasında yani Ayastefanos anlaşması sonrasında 2. Abdülhamit'e darbe girişimi var. Bu olaya Çırağan Vakası deniliyor. 2. Abdülhamit'e 1878'de Çırağan Vakası adıyla bir darbe girişimi yapılmış. 7-8 Hasan Paşa sayesinde darbeciler giremiyorlar. Yani Çırağan Sarayı'na girip de 5. Murat'ı tekrar tahta çıkartamıyorlar. Bu da 2. Abdülhamit'e darbe girişimiydi. Şöyle bir bilgi tazelemesi yapalım.
Kuleli vakası vardı 1856'da. Bu Kuleli vakasını hatırladınız mı? Kuleli vakası. Bir de 1878 Çırağan vakası var. Çırağan vakası. Bu ikisi de darbe girişimi. İkisi de darbe girişimi. Kuleli vakası ıslahat fermanından sonra Müslümanlar çok fazla hak verildiğini düşünüyor demiştik ya. Abdülmecid'e bir darbe girişimi. Abdülmecid. Çırağan vakası ise 1878 Ayas Tepenos sonrasında ikinci Abdülhamit'e bir darbe girişimi. İkinci Abdülhamit'e bir darbe girişimi. Kuleli vakası Abdülmecid'e, Çırağan vakası ise ikinci Abdülhamit'e darbe girişimidir. Tamamdır. Bunu not ettik. Sonra Berlin Anlaşması imzalanıyor. Siz şöyle düşünebilirsiniz. Herhalde öbür anlaşma iptal oldu. Bu anlaşmada biraz farklı bir şey bekleyebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Çünkü Berlin Anlaşması'nda da çok büyük değişiklik yok. Almanya'da İmparator Şansölyesi yani Başbakanı Prens Bismarck'ın başkanlığında Berlin'de toplanmıştır. Osmanlı, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın kabul edilerek barış anlaşması imzalanmıştır. Bulgaristan üçe ayrıldı. Asıl Bulgaristan Osmanlı'ya vergi veren bir prenslik. Makedonya ıslahat yapmak şartıyla Osmanlı'ya bırakıldı. Doğu Rumeli Osmanlı'ya bağlı kalacak ancak Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek. Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız. Bosna, Hersek Osmanlı toprağı sayılacak. Yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak. Kars, Ardahan, Batum Ruslara, Doğu Bayazıt Osmanlı'ya verilecek. Teselya Yunanistan'a verilecek. Ermenilerin oturduğu yerlerde Girit Adası'nda ıslahatlar yapılacak. Girit, Doğu Bayazıt ve Eleşkirt Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın tazminat ödeyecek. Bakın burada değişen bir şey yok. Bir tek Doğu Bayazıt Osmanlı'ya kalmasına izin verilmiş. Başka da bir şey yok değişen. Bir de asıl Bulgaristan işte üçe bölünüyor. Asılı vergi veriyor. Şurası önemli bak. Şu kısmı önemli. Burada İngilizlerin isteği olmuş aslında. Yani şurada bir Rusları durdurmuşlar. Gerisi Osmanlı ne olursa olsun. Aynı değişen bir şey yok. Değerli öğrenciler, Ermenilerin oturduğu yerde ıslahat yapılacak maddesi Ayas Tepenos'ta da vardı bakın. Ermenilerin bölgesinde nerede o? Ha, buraya yazmamışız ama burada da var. Ermeni bölgesinde ıslahat yapılacak. Ayas Tepenos'ta da ha var şurada bak Girit ve Ermeni. Ermenistan'da ıslahat yapılacak. Bak burada da var Ayas Tepenos anlaşmasında. Burada da var. O zaman Ermenilerle ilgili madde ilk defa Ayas Tepenos'ta var. Ama Ermeni sorunu ne zaman başlıyor? Berlin Anlaşması'yla. Neden? Çünkü bu anlaşma yürürlüğe giriyor. Bu anlaşma yürürlüğe girdiği için Ermeni sorununun başlangıcı 1878 Berlin Anlaşması diyeceğiz. Ermeni sorununun başlangıcı Berlin Anlaşması diyeceğiz sevgili öğrencilerim. Ermenilerin oturduğu yerde ıslahatlar yapılacak diyor. Ermeni sorunu ilk defa Ayas Tepenos Anlaşması'nda var. Daha sonra İngiltere Rusların bu politik emellerini engellemek için Kıbrıs'ı yerleşiyor. İngiltere Berlin Konferansı'nın toplanmasını sağlıyor. Osmanlı'da Tebai Sadıka ve Gregorian olarak adlandırılan Ermenilerle ilgili ıslahat maddesi ilk defa Ayas Tepenos'un 16. maddesinde Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde geçmektedir. Evet. Ayas Tepenos'ta 16. maddede Berlin Anlaşması'nın 61. maddede geçiyor. 19. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı üzerindeki politikalarında etkili olan Rus Büyükelçi Ignatiev'tir. Ignatiev. Rus yanlısı Mahmut Nedim Paşa'ya Nedimov'da denmiştir. Mahmut Nedim Paşa Rus yanlısıydı ve ona çok fazla Rusçu olduğu için Nedimov denmiştir. Halep Fermanı, Halep'e Fermanı Berlin Anlaşması'ndan sonra zaten Girit'teki durum belli. Girit Osmanlı'ya veriliyor ama Girit'in nüfusu şeyler fazla Rumlar. O nedenle isyan edeceğini bildiği için buradakiler Ruslar falan Girit'in hani şimdilik Osmanlı'da kalsın. Zaten sonra bize geçecek dediler.
Oldu da 1878 Halep Fermanı bakalım niye çıkmış? Size şöyle sorulabilir. Hani Halep Fermanı nereyle ilgili diye. Halep var ya burada Halep. Hani Suriye'ye doğru gidebilir kafanız ama Halep Fermanı Girit'le alakalıdır. Osmanlı-Rus Savaşı fırsat bilen Giritli Rumlar isyan ediyor. İkinci Abdülhamit Avrupa'nın karışmasını engellemek amacıyla Halep Fermanı'nı yayınlıyor. Buna göre Girit valisinin Hristiyan olması ve 5 yıl için büyük bir devletin onayıyla tayin edilmesi anlaşılmış. Girit Meclisi'nin üye sayısı 49 Hristiyan, 31 Müslüman oluşuyor. Adada toplanan verginin ada için harcanması kararlaştırılmış. Gitmiş yani Girit. O sırada katliamlar oluyor. Girit göçmenleri var. Geliyorlar işte Ege bölgesinde çok ya. Aydın'da, İzmir'de, Kuşadası, Söke'de Giritliler çok. İkinci Abdülhamit meclisi kapatarak yönetimi kendi eline aldıktan sonra Osmanlı tarihinde ilk defa geniş kapsamlı bir polis istihbarat örgütü olan Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kuruyor. Yani daha sonra teşkilatı mahsusa şu anki MIT olacak olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilk adımını atıyor 1880'de. Halep Fermanı ne ile ilgiliymiş? Girit ile ilgiliymiş. Halep Fermanı. Onu unutmayın. Adanın işte valisinin Hristiyan olması, yönetiminin Hristiyanlara geçmesi Halep Fermanı ile ilgili. 1880'de 2. Abdülhamit Meclisi kapatarak yönetimi kendi eline aldıktan sonra Osmanlı tarihinde ilk defa geniş kapsamlı bir polis istihbarat örgütü Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kuruyor. Muharrem kararnamesini bir dakikanın altına düşmek üzereyiz. Kapanırsa saat 20 geçe göndereceğim size linki. Linkten tekrar girin ve Abdülhamit'e devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Muharrem kararnamesiyle devam edeceğiz.